Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Bir önceki videoda biz yazım kurallarına başladık hocam. Aynen öyle Recep. Büyük harflerin kullanımını gördük hocam. Ve şimdi... Anladın değil mi Recep? İyice özümsedin değil mi? Evet hocam. Artık üçüncü anlatışım sana. Artık anla lütfen Recep. Artık bu meseleyi kapatalım. Şu yazım kurallarında büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili hata istemiyorum senden. Hocam bu videonun başlığını büyük harfle başladım ve kendimi gösterdim bence. Şimdi hocam sizdeyiz. Evet Recep, Konya kaldığım yerden devam ediyorum. Yazım kuralları başlığı adı altında D'nin yazımı, Ki'nin yazımı ve Mi'nin yazımını anlatacağım arkadaşlarıma. Evet Recep, başlıklarımı attım. D'nin yazımı, Ki'nin yazımı ve Mi'nin yazımından bahsediyorum arkadaşlarıma. Arkadaşlarım beni dinliyor. Recep sen beni dikkatle dinliyor musun? Dinliyorum hocam. Tamam o zaman Recep, başlıyorum anlatmaya. Recep, D'yi ne zaman ayrı yazarım, ne zaman bitişik yazarım? Recep, şöyle bir örnek veriyorum. Evet Recep, D'nin yazımı ile ilgili iki tane örnek yazdım tahtaya Recep. Evet hocam. Recep, şimdi bunları inceleyelim seninle. Ne zaman bitişik, ne zaman ayrı yazacağımıza beraber karar verelim. Recep, birinci örneğe bakıyoruz. Diyor ki: "Gelirken kitap da getir." Recep, burada da ekini D ekini gördük. Öyle değil mi Recep? Evet Bu bir hocam. ek mi, bağlaç mı? Hadi beraber karar verelim. Recep, ne yapıyoruz biliyor musun? Daha Cümleden iyi musun? çıkartıyoruz. Gelirken kitap getir dediğimde cümlenin anlamında bozulma oldu mu? Ol Olmadı öyle değil mi? Eğer cümlenin anlamında bozulma olmuyorsa arkadaşlarım ayrı yazıyoruz. Şimdi diğerine bakalım Recep. Bunları bir kitapta okumuştum dediğimde çıkartalım cümleden. Çıkartalım hocam. Bunları bir kitap okumuştum. O olmaz Şeklinde hocam. ifade ettiğimde anlamı bozuldu öyle değil mi Recep? Evet. Eğer anlam bozuluyorsa bitişik yazılır Recep. Anlaşılmayan bir şey var mı? Çok basit değil mi Recep? Çok basit geldi hocam. Cümleden bana. çıkartıyoruz. Bakıyoruz anlam bozulmuş mu bozulmamış mı? Arkadaşlar önemli olan aklınızda tutmanız gereken yer tam olarak burası. Anlam bozulmadı ise ayır. Anlam bozuldu ise Bilir. bitiştir. Bunu aklında tutmanız çok önemli. Evet Recep, K'nin yazımına bakalım. Bakalım hocam. Evet Recep şimdi geldik ki'nin yazımı ile ilgili tahtaya iki tane örnek yazdım Recep. Şimdi bunları inceleyelim seninle beraber. Recep bakalım şimdi. Anladım ki bu konuda sen haklısın. Yine aynı şekilde elimde bir tane ki var öyle değil mi Recep? Ayırıyor muyuz? Şimdi ne yapıyoruz Recep? Çıkartalım bunu Çıkarttım cümleden. Çıkarttım hocam. Çıkart. Oku bakalım şimdi Recep. Anladım bu konuda sen haklısın. Peki yani anlam bozuldu mu Recep? Bozulmadı hocam. Bozulmadı. Eğer bozulmadıysa... Ayrı mı yine? Ayrı. Şimdi diğer örneğe bakalım Recep. Sen arkadaki sırada oturmalısın. Çıkart şimdi Recep. Sen arkada sırada oturmalısın hocam. Cümlenin anlamında bir bozulma oldu mu? Anlamda bozulma oldu hocam. Evet eğer anlamda bozulma oluyorsa o bir ektir bitişik yazılmalıdır. Zor mu Recep? Hocam kolay. Sadece kolay değil mi Recep? Sadece çıkarıyorum kolay. bakıyorum eğer anlamlıysa ikisi de ayrı yazılıyor. Aynen öyle Recep. Harikasın. Bu taktiği unutma olur mu Recep? Unutmuyorum Şimdi hocam. Şimdi geldim mi'nin yazımına Recep. Mi. Evet Recep yine iki tane örnekle karşındayım. Recep iki tane mi'nin yazımı ile ilgili örnek verdim. Recep birinci örneğe bakalım. Dolapta soğuk su var mı dediğimde mı ekini gördün mü Recep? Gördüm hocam. Gördün. Soru anlamı katıyor öyle değil mi? Evet hocam. Pekala bana soru sormasaydı, bir şeyi onaylatmak isteseydi yine mi eki olarak görecek miydim onu Recep? Görürdüm. Aynen öyle Recep. Mesela burada seni tanımayan mı var dediğimde benim amacım cevap istemek değil, bir şeyi Onay. onaylatmak. Öyle değil mi? Evet. Soru sormak gayesiyle sormasam bile mi soru ekidir. Her durumda ayrı yazılır recep. Hiçbir şekilde kendisinden önceki ile bitişmez. Eğer bitiştirilmişse hatadır, yazım yanlışı vardır. Ama bakıyorum, akşamları kitap okur musun dediğimde burada mi ekini gördün değil mi recep? Ha, Ondan de... sonra ek gelmiş, öyle değil mi? Gelmiş hocam. Gelmiş. Eki ne yapabiliyorum? Miye bitiştirebiliyorum Recep. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Buraya kadar anlattığım yerde anlamadığım bir şey var mı Recep? Hocam anlamadığım yok ama yorumlarda arkadaşlarımla beraber bütün bize gelen yorumlarda hocam bu videonun altına tespit edelim. Hocam D, Ki, Mi hatalı yazan arkadaşlarımız varsa yorumlarda biz onlara doğrusunu yazalım. Aynen öyle Recep. Pekala. Anlamadığım bir yer yoksa ne yapıyoruz Recep? D, Ki ve Mi'nin yazımını tamamladık. Bir sonraki başlıkla devam ediyoruz. Bir sonraki başlığımıza geldik Recep. Ne Bir sonraki ya. başlığımız ne biliyor musun? Birleşik kelimeler nasıl yazılır? Evet Recep başlığımı attım. Birleşik kelimelerin yazımı, birleşik kelimeler nasıl yazılırmış? Arkadaşlarıma ben çok kolaylaştıracak bir tüyo vereceğim. Sen de bu arada bu tüyoyu kullanarak nasıl yazılırı öğrenmiş olacaksın. Olur de. hocam. Evet nasıl olur biliyor musun Recep? İki olayım var. Bir. Birincisi ses olayı olacak. İkincisi anlam değişmesi olacak Recep. Şimdi örnekleri verince çok daha iyi anlayacaksın Recep. Evet Recep tahtaya örnekler yazdım. Ne dedim? Keşif etmek, his etmek, sabır, sabır etmek, cuma ertesi ne için ne asıl örneklerini yazdım. Recep biz bu keşif etmek sözcüğünü günlük hayatta nasıl ifade ederiz Recep? Keşfetmek. Keşfetmek deriz değil mi Recep? Keşfetmek. Recep buradaki iyi gitti gördün mü? Gitti. Eğer gittiyse kelimeyi bitişik yazarım. Hissetmek. Günlük hayatta ne deriz biz buna Hissetmek. Recep? Hissetmek. Hissetmek deriz değil mi Recep? Pekala burada ne oldu Recep? Bir S harfi daha geldi öyle değil mi? Geldi. O zaman bitişik yazarız. Sabır etmek Recep. Sabır etmek deriz. Sabır etmek deriz öyle değil mi? Sabır etmek. Ne oldu Recep? I harfi gitti öyle gitti. değil mi? O zaman bitişik yazarız. Cuma ertesi. Recep buna ne diyoruz biz? Cumartesi diyoruz. Cumartesi diyoruz değil mi Recep? Harfi gitti mi? Gitti. Gitti o zaman bitişik yazıyorum. Ne için? Ne için diyoruz hocam. Recep öyle demiyoruz Recep. Ha niçin Recep. diyoruz hocam? Niçin diyoruz öyle değil mi? E harfi gitti öyle değil mi? Evet hocam. O zaman bitişik yazdım. Ne asıl? Ne deriz Recep? Ne asıl diyoruz hocam? Nasıl, nasıl diyoruz? diyoruz öyle değil mi Recep? Oradaki harfi kaybetti mi? Kaybetti. kaybetti. Eğer harf düşmüşse ya da harf türemişse o iki kelimeyi bitişik yazıyoruz Recep. Başka anlam değişmesi varsa da bitiştiriyoruz Recep. Hemen örnekler üzerinde görelim. Evet Recep tahtaya örnekler yazdım, kelimeler yazdım. Recep, iman ve bayılmak sözcüğü. Recep, bu iki sözcüğü kullanarak biz bir kelime yapmışız. İman bayıldı adı diyoruz. yapmışız. Ne yapmışız Recep? İman bayıldı hocam. İman bayıldı yapmışız öyle değil mi Recep? İman bayıldı bir yemeğin adı öyle değil mi Recep? Evet hocam. Ortada İm imam ya da bayılmayla ilgili en ufak bir şey var mı Recep? Hiç çok hocam. Yok. O zaman biz bu iki kelimeyi bitiştiriyoruz. Soğuk kan. iki tane kelimem var. Recep, insanlar bazı durumlarda hemen heyecanlanmazlar, korkmazlar, çok daha cesur davranırlar. Soğuk öyle değil kanlı mi? Deriz. Biz onlara ne diyoruz? Soğuk kanlı diyoruz değil mi? Peki hala ortada soğukla ya da kanla ilgili bir şey var mı Recep? Yok. Yok. O zaman bu iki sözcüğü bitiştiriyoruz. Elimde keçi ve boynuz sözcüğü var Recep. Pekala keçi boynuzu dediğimde yazıyorum hemen. Bir yiyecek hocam. Bir yiyecek adı öyle değil mi Recep? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Ortada keçi ve boynuzla alakalı hiçbir şey yoksa ben bu iki sözcüğü bitiştiriyorum. Çünkü Keçi boynuzu artık yepyeni bir varlığın adı oldu. Ortada keçi de yok, boynuzda da yok. Onun için bu iki sözcü bitiştiriyorum Recep. Hanım ve el sözcü Recep. Hocam burada da ortada hanım da yok, el de yok değil mi hocam? Aynen öyle. O zaman ne olacak? Hanım eli var. Bir çiçek adı oldu öyle değil mi? Evet hocam. O zaman bitiştiriyorum. Recep kavun içi. Hocam burada da kavun da yok, iç de yok. Kavun içi ne ama hocam? Evet bir renk adı öyle değil mi Recep? Evet hocam. Ama renk. ortada bir kavun da yok, iç de yok. Biz bir renkten bahsediyoruz öyle değil mi? Yeni bir şey. Evet, yeni bir kelime ürettik, yeni bir kelime türettik biz bu iki kelimeyle. O zaman ortada kavun da yoksa, iç de yoksa ne yapıyorum? Anlam Bu iki kelimeyi bir. bitiştiriyorum. Recep 6 örnekler yazdım gördün mü? Gördüm hocam. Gördün hocam. değil mi? Fark etmek, dikkat etmek, bal arısı ve köpek balığı sözcüklerini yazdım. Neden yazdım biliyor musun Recep? Neden hocam? Çünkü fark etmek sözcüğünde herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazmam gerekiyor. Ya da dikkat etmek sözcüğünde de aynı şekilde hiçbir ses olayı olmadığı için biz bu iki sözcüğü cümle içerisinde ayrı yazmamız gerekiyor. Recep bal arısı dediğimde gerçekten bir arı o öyle değil mi? Evet hocam. Burada bir anlam kaybı var mı şu ikinci sözcükte? Yok öyle değil mi? Yok. Recep bu arada şunu anladın mı? Ben hangi sözcüğe bakmam gerekiyor? Anlam kayboldu mu? Anlamı İkinciyi. duruyor mu diye. Ne yapacağım Recep? İkinci sözcüğe bakacağım. Evet. Gerçekten bir arıdan mı bahsediyorum Recep? Evet. O zaman bal arısını Ayrı yazıyorum. Recep köpek balığı diyor. Gerçekten o bir balık mı Recep? Balık. Balık. Anlam kaybına uğramış mı? Hayır. Gerçekten balıktan bahsediyorum. O zaman köpek balığı sözcüğünü ayrı yazacağım Recep. Evet Recep bu kuralı iyice anladın değil mi? Anladım hocam. Neye bakman gerekiyormuş? İkinci, İkinci sözcüğe kelime. bakman gerekiyor. İkinci sözcük anlamını koruyorsa biz o iki sözcüğü ayrı yazacağız. Evet Recep birleşik kelimelerin yazımını tamamladım. Ne yapıyoruz? Bir sonraki başlıkla devam ediyoruz. Recep, kısaltmalar nasıl yazılır biliyor musun? Kısa Şimdi yazılır. Şimdi bir kural söyleyeceğim Recep. Evet. Bu kuralı unutma olur mu? Önce aklımıza kazıyacağız. Ne o biliyor musun? Recep, ben birden fazla kelimeyi kısaltmışsam. Örnek veriyor. Türkiye Millet Meclisi. Kaç tane kelime var Recep dört. burada? Dört tane. Ben bu dört tane kelimeden oluşan kurum adını kısaltmak istiyorum. Ne yapacağım o zaman biliyor musun Recep? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Recep ne yaptım? Büyük harf kullandım. Gördün mü? Gördüm. Ve herhangi bir noktalama işareti kullandım mı? Hay. Hayır. Noktalama işareti kullanmıyoruz. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları. Ne yaptım Recep? Hiçbir noktalama yok. Türk Dil kurumu. Ne yaptım Recep? Hiçbir noktalama işareti kullanmadan büyük harflerle yazıyorum. Recep bunun iki tanecik istisnası var. O da ne biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti. Bu istisna Recep. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu iki tane kelime istisnadır. Burada nokta kullanıyorum. Ama diğerlerinin hiçbirinde nokta Kullanmıyorum Recep. Buraya kadar anlamadığım bir şey var mı? Yok. Yok. Pekala ben Recep tek bir kelimeyi kısaltacak olursam ne yapıyorum? Hemen onu da söylüyorum. Recep ticaret sözcüğünü kısalttım öyle değil mi? Ne yaptım? Tek bir tane kelimeyi kısalttım öyle değil mi? Evet hocam. O zaman ne yapıyorum? Nokta kullanıyorum. Yüz yıl dedim Recep nokta kullanıyorum. Ve benzeri dedim nokta kullanıyorum. Sayfa nokta kullanıyorum. Avukat. nokta kullanıyorum. Doktor. nokta kullanıyorum. Eğer ben tek bir kelimeyi kısaltıyorsam arkadaşlarım, kelimenin içinden belli bir kural olmaksızın herhangi bir ya da birkaç harfi alıp nokta kullanıyorum. Recep burayı da anladık mı? Anladık hocam. O zaman kısaltmaların yazımını da tamamladım. Bir sonraki başlıkla devam ediyorum. Bir sonraki başlığımız sayıların yazımı arkadaşlar. Recep sayıları nasıl yazıyorum biliyor musun? Nasıl yazıyorsun hocam? Kafama göre, istersem rakam kullanırım, istersem Kullandım. yazı kullanırım. Örnek veriyorum, şöyle bir şey söyledim Recep, 12 ay sonra dedim. Ne yaptım Recep? 12 yazıyla yazdım öyle yazıyla değil mi? Yazıyla hocam. Ben bunu şu şekilde yazabilir miydim? Hocam canınız isteseydi yazardınız. Evet Recep, nasıl istiyorsam öyle, öyle yazabilirim. Yazarsınız. Bunun belli bir kuralı yok. Ama kural şu Recep, hemen şuraya ne yapıyorum? Ünlem işareti koydum. Niye biliyor musun Recep? Bir kuralımız var. Sayıyı yazarken 2500 yazdım. 2500 yazarken hiçbir sayıyı birbiriyle bitiştirmedim. Gördük mü Recep? Evet hocam. Evet bu bir kuraldır. Arkadaşlar sayılar bitiştirilmez. Burası çok önemli. Ne zaman bitiştiriyoruz biliyor musun? Çek, senet gibi hani bankayla ilgili böyle parayla ilgili evraklar var ya. Var hocam. Bir tek orada bitiştirebiliyoruz. Onun dışında kitaplarda, hikayelerde, düşünce yazılarında kesinlikle bu sayıları bitiştirmiyoruz arkadaşlar. Recep tahtaya bir örnek yazdım. Ne dedim? İkinci sırada İkinci bekle sırada bekle dedim. Recep 2'yi rakamla yazdım ve nokta kullandım öyle değil mi? Ben sıra sayıları bu şekilde yazabildiğim gibi Recep yazıyla da yazabiliyorum. Pekala hocam ikisi de doğru mu? Evet arkadaşlar ikisi de doğru. Hangisini isterseniz onu, onu edebilirsiniz. Ama şimdi çok önemli bir uyarım gelecek arkadaşlar. Ve bu uyarıyla birlikte sayıların yazımını da tamamlamış olacağım Recep. Evet Recep, beşer ve ikişer sözcüğü yazdım tahtaya gördün mü? Evet. Gördün. Pekala biz buna ne diyoruz biliyor musun? Ne diyoruz? Bunun adı üleştirme sayı diyoruz biz buna. Üleştirme sayı, üleştirmek demek gruplamak, paylaştırmak demek Recep. Doğru hocam. Paylaştırma anlamına geliyor. Hatta sizin Konya tarafında Paylaştırma kelimesinin yerine üleştirme kelimesi hocam, kullanılıyordu öyle değil mi? Hocam gerçekten benim e, anneannem dedem falan hep bunu söylerdi hocam. Üleştirmek hmm, üleştirme derdi. kelimesini kullanırdı değil mi? Evet. Üleştirmek paylaştırmak demek. Recep işte bu görmüş olduğun şu şekildeki yazım hatalı bir yazımdır. Kesinlikle bu şekilde yazılmaz. Ne yapmam gerekiyor? Yazı ile yazmam gerekiyor. Beşer ya da Şaşar. ikişer şeklinde yazı kullanmak zorundayım. Rakam kullanamıyorum Recep. Recep burayı anladın mı? Anladım hocam. Evet Recep sayıların yazımını tamamladık. Hocam bitirdik mi? Evet Recep sayıların yazımını da tamamlayarak biz yazım kuralları konusuna bitirmiş olduk. Hocam çok güzel iki videoda bu kocaman Önemli konuyu bitirdik. Peki hocam bir sonraki videoda biz ne işleyeceğiz? Recep bir sonraki videoda da noktalama işaretlerini anlatacağım arkadaşlarımıza. Süper arkadaşlar bu videoyu her zamanki gibi beğenmeyi unutmayın. Bizim için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.